Hayırlı Reçber Piyasalarına herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz Ekim ayı geliyor ve emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili talepler biliyorsunuz birçok partinin seçim bildirgesinde vardı ve geçen ay başında, daha doğrusu sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'in bir açıklaması var. Şunu bir dinleyelim, ondan sonra hemen yorumlara geçeceğiz arkadaşlar. Bütün siyasi partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten seçilmeyenler de var. Tüm milletvekillerimizin imzasıyla aynı sunumlara komisyon beklemesi ama şu ana kadar 6 arkadaşımızı ben çoklu kanun teklifleri var. Emeklilikte de yaşatılmalarına için. Milliyetçi Hareket Partisi'nden arzu ertelem vermiş. Emeklilikte yaşatılmalarına için. İlk partiden Metin Ergül vermiş. Dülüklü kanunlarla birlikte İlk Parti Grubu Başkan Vekili vermiş. Yaşatılmalarına için. Garap Maydanı'nda Plan Bütçe Komisyonu'nda sayısız önergesi teklifleri var. Ve onlarla emeklilikte yaşa takılanlar sıcak baktıklarında kamuoyuyla her seferinde de paylaşıldılar. AK Parti'nin 290 vekili var. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülsün diyenlerin 310 tane var. Şimdi diyoruz ki, hadi meydan, hadi buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi, size nizam nizam merkez diyorlar ya. Emeklilikte yaşa takılanlar, hep söylediniz bunu, yüzüne söyleyin. Milletvekilimiz arzu edenler de kanun teklifini vermiş. Yedi, dört siyasi partinin kanun tekliflerinden birleştirelim. Yok, illa fizik yüzüne sizin gibi de birleşelim. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu bir eklimden teşkil edebiliriz. Eğer bu bir siyasi partisi, bir siyasi duruşsa, yani logosunda teklif önem verdikleri bir logoları var da makul değilse onların logoları, onlar Tayyip Erdoğan'ın kuruluş kasiyerine verilirlerse hadi bakalım halk dilekçisi olmadı ama burada AKP'ye ihtiyaç yok ki. Halk için AKP'ye ihtiyaç yok. 360 yol açıdır. Burada 300 lira geliyor ve verilen kanun dileklerinin milletvekili sayısı tam olarak da unutuyor. Rahat rahat geçirebiliriz. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi sözünde de duracaksa, diğer tüm siyasi partiler duruşturan koruyorlarsa AKP'ye hiç ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanları 2 Eylül günü yüzünü güldürebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi aslında bu kazanılmış bir hak, 99 öncesi ile ilgili ve büyük ihtimalle siyasi partilerin vermiş oldukları tekliflere elbette güveniyoruz. Eğer Türkiye'de Suriye sorunu için 40 milyar dolar harcandı ise, ki aynı zamanda krizin nedenlerinden bir tanesi de bu diyebiliriz. Bu kadar para harcandıysa, bu para hazine kasasında olsaydı veya Merkez Bankası'nda olsaydı, bir şekilde ülkede olmuş olsaydı ne olurdu? Bu krizi de yaşamazdık. Eğer emeklilikte yaşa takılanlar, hakkı olan kişilere bu hakkı vermek çok geliyorsa vermeyelim, vermesinler. Bağışlıyoruz. Bunu da söyleyebiliriz. Gerçekten memleketin ihtiyacı varsa, Kurtuluş Savaşı'ndaysak, ki asla böyle bir şey değil. Tekalifi Milliye, biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda köylü çorabını dahi askere göndermişti arkadaşlar. Silah yoktu. Kazmasını, küreğini bile olan ne varsa köylü göndermişti. Köylü zaten kendisi de gitmişti. Dolayısıyla bir yer biri bakar, kıyamet ondan kopar meselesi olmaması için bu noktada desteklerinizi de bekliyoruz. Ben inanıyorum ki çıkacak. Çıkmadığı takdirde hayırlısı olsun. İşte ne diyelim, başka bir şey ne diyebiliriz. Ama bir Suriyeliler kadar, ben yanlış anlaşılmasın, aslında asla insan ayırmak veya Suriyeli hiçbir zaman için şey bakmadım ama maalesef kötü politikaların da etkisiyle olduğunu düşünecek olursak ve onlara verilen haklar ne kadar gerçek, yani bir kişi dahi açıklayamıyor. Halk Bankası'ndan şu bu
Suriyelilere maaş bağlandı, sağlık hakları var, şu var, bu var. Yani çok şey biliyorsunuz, üniversitede imtihanlarına girmeden sınavsız dahi Türkiye'nin en güzide üniversitelerine giren kişiler olduğu söyleniyor. Tabii bunlar söylenti. Ama bu söylentilere karşısına çıkıp açıklama yapacak bir tane devlet yetkilisi olmaması zaten bu süreci sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla bu inanıyorum ki tablo aşılacak. Çünkü çok fazlasıyla mağdur arkadaşımız var. İşsiz olup ailesine bakmak zorunda olan, maaş alamayan ve belki de 5-6 yıl bekleyecek arkadaşlarımız var. Sesimizi olabildiğince o güne kadar çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben şimdi piyasaya dönmek istiyorum. Piyasanın durumuna geldiğimizde 100 endeksi. Bugün nereye geldik? Görüyorsunuz 98.449. Bizim tablomuzda hatırlayacaksınız 100 endekse geldiğimizde yıllıklar tarafında ve birkaç konuya tabii daha değinerek bunu yorumlamaya çalışacağım. 98.330. Peki bundan bir ay önce görülen seviye neresiydi? 8400, 84.800. Hemen dönüyorum. Bakın. Ne demiştik? 84.600'ü gördüğü günler, 84.800'ü gördüğü gün, 84.600'ü gördüğü gün dedik ki tamam, şu an için burası bir dip. Buradan bir tepki gelebilir. Bu tepki 92-93 bölgesinde çok normal. İlk etapta 88, tablodan yola çıktık. Bakın 88-89. 89'un geçilmesi halinde 91 ve kademe kademe nerelere gelebileceğini söyledik. Yani 98.300'ü açık ve net söyleyeyim beklemiyordum. Ama son içi itibariyle beklemiyorduk, ama son içi itibariyle kademe kademe böyle bir hareketin olabileceğini, olabilirliğini anlatmaya çalıştık buradan. Endekse çok takılmadık. Neden? Çünkü endeks yükselirse güzel bir şey. Sonuçta bizim aradığımız, bulduğumuz hisseler endeksin üzerinde getirmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani bu da başka bir nokta. Düşüşte olabilecek bu kağıtlardan uzak durmak gerekir dediğimiz kağıtların %90'ı neredeyse, %95'i neredeyse düşerken bahsetmiş olduğumuz hisseler %80'i endeksin üzerinde getirdiğini görüyoruz. %10'luk kesimi endeks kadar. Yani sonuç itibariyle endekse çok fazla takılmıyor. Tabii ki takılacağız, çünkü takılmamak gerekir belki, ama tabii ki yerine göre takılmak lazım. Şimdi 98.300 geldiğimiz nokta. Ben hemen buradan yola çıkarak şöyle bir tabloya bizim göstergemizi koymak istiyorum. HDTR. Yani geldiğimiz noktada acaba HDTR ne diyor? Pozitife geçti. Güzel. Zaten her zaman bahsetmiş olduğunuz bir nokta var. HDTR, bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada alışı verdiğini söylemiştik zaten. Daha önceki bütün noktalara baktığınızda bakın bütün diplerde HDTR'nin alış verdiğini gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde alış verdiğini. Aynı şekilde görüyorsunuz. Her dipte hemen hemen %100 başarı. Tepkiler sonrası artıya geçmediği için, bakın artıya geçmediği için görüyorsunuz. Şurada 2 gün bir artıya geçti. Üçüncü güne dikkat dedik. Satış gelebilir dedik ve satış geldi. Yani o gün eğer HDTR artıya geçmiş olsaydı şu an yaşadığımız o gün devam etmiş olacak. Ama gelmediği için dedik ki tamam, HDTR eksi de düşüş devam edecek ve zaten bu büyük düşüşü günler öncesinden söylemiş olduk. Şimdi geldiğimiz noktada evet, bakın artıya ne zaman geçti? Bundan 2, 4, 6, 8 iş günü önce. Hemen bayram sonrası. Ve gördünüz gayet güzel bir hareket. 98.400 görüldü. HDTR'ye göre neydi bu? 98.304. Şimdi burası bir direnç. HDTR nedir? Kaçta şu an? Bakıyoruz 3.900. Yani hemen şöyle bir, yani güvenli alış bölgeleri, güvenli satış bölgeleri anlamında demek istiyorum. 3.900, 4.000 diyelim. Dönüyorum tabloya. 98.400. Tabloya dönüyorum. 4.000. Ha, şu anlama geliyor. Demek ki bu seviyenin de üzerinde biraz daha bir marj var. 98.300. Eğer aylıktan yola çıkacak olursak 98.500. Evet, 98.500 üzerinde belki 99.000 lira doğru bir atak olabilir mi? HDTR olabilir diyor. Neden? Bakın. Şu an kaçta HDTR? Gördüğünüz gibi 3.970. 4.000'de. Endeks kaç? 98.200. Demek ki dönüyoruz. Bakın 2006, pardon, 2600'e geçmiş, artıya dönmüş 5200. Şu an 4000 ise, endeks 98.200 ise 4000 ise 1200 puan daha yukarı hareketten bahsediyor oluyoruz. Umarım anlatabiliyorumdur. Hemen büyüterek anlatayım. Şu an HDTR 4000'de, alıcılı tarafa geçmiş durumda
2600'ün üzerinde. 2600'den sonra neresi var? 5250 var. 4000'de ise HDTR. 5250 potansiyel hedefse 1250 puan daha şu an için yükseliş ihtimalimiz var. Bu 98300'ün 98200'ün üzerine 1200 puan da koyduğumuz takdirde 99400 99500'lere denk geliyor ki tabloya dönüyoruz. Bakın aylıklarda gördüğünüz üzere 98500'ün üzerinde 99300 yani sarı bölgeye kadar. Ve 100'ü konuşturdukları anda satış gelebilir mi? Onu da izleyeceğiz. Çünkü bakın sarı bölge aynı zamanda bizim şu iki bölgemiz bakın. Turuncu bölge pardon. Bu turuncu bölge geçiş bölgesidir arkadaşlar. Turuncu bölge yukarı geçiriyorsa bu sefer 2250 puan daha yukarı potansiyel başlıyor. Bu da endeksin 101 binlerin üzerine artması anlamına gelir. Eğer sarı bölge üzerinde kalıyorsa yani 7500 üzerinde kalıyorsa bir nereden baksanız 2000 puanlık bir yükselişten daha 1500 puanlık yükselişten 1400 puanlık yükselişten daha bahsetmiş oluyoruz. Ama onun için 5250 yani endeksin sarı bölge olarak bahsetmiş olduğumuz o seviye 99300 potansiyel hedef gibi duruyor. Bu aralık bizim için önemli direnç bölgesi. 98500'ün üzerine görüp gün içinde görüp geri çekilmeler söz konusu olabilir. 98500'ün üzerinde kapanış görecek olursak biz büyük ihtimalle 99300 yüzleri konuşuyor olacağız ama buradan sonra geri çekilir mi onu da göreceğiz. Eğer 99300 üzerinde kapanışlar görecek olursak üzerine 2000 puan daha yükseliş koymuş olacağız. Bu ne anlama gelecek? 101.500-101.400 ikinci maviye giden hareket olacak. Zaten ilk mavinin üzerinde kapanış görecek olursak bu potansiyeli konuşmuş olacağız. Evet buradan da yola çıkarak hemen ben şöyle pardon X30 yakın vadeye dönmek istiyorum arkadaşlar. Yakın vade 124.950-124.450 HDTR kaç? 6200 hemen dönüyorum. 6200 124 yıllıkta 120-132 tabi burası değil ama 6200 aslında 7000'lere gelmiş neredeyse 6200 1000 puan daha şu an bulunduğu seviyeden 125.000'ler belki potansiyel bir hedefmiş gibi gözüküyor. 120.000'in üzerinde olduğu için evet 126.000-124.400 şu an pivot bölge bu aralık şu an için bizim için potansiyel bir hedefmiş gibi gözüküyor. Bugün açılış sonrası ne oldu? Bugün açılış sonrası mavi bölgeye yaklaşıldı. Hemen bakalım. 124.950 mavi bölge görüyorsunuz. Pardon sarı bölge. 124.950 direnç de 129.25 direnç de 950 görüldü. Buradan bir geri çekildi. Nereye kadar geri çekildi? Bakalım. 123.875 neredeyse kırmızı nokta. Noktaya geldi arkadaşlar. Bakın. Sarıyla şu kırmızı aralığında seyretmiş oldu. Şu an nerede? Tam pivot bölgede. Yani 124-400-450 arasında hafif de olsa bir artı var. 550'ymiş hatta. Tam bu bölgede. Koruyacak mı burayı? Eğer şöyle biraz önce de bahsetmeye çalıştığımız gibi şöyle bir 60 dakikalık grafiklerden bakalım. Yani bu bölgede zorlanıyor ama eğer ki ikinci yarıda 124 hemen şöyle alıyorum bakıyorum 124-700'ün altında kaldığı müddetçe bugün içinde kar realizasyonları söz konusu olabilir. Ama kalmak istediğini de söyleyebiliriz. Çünkü zaman zaman geri çekilmelere bakıyoruz. Bir uyumsuzluk olduğunu da şu an için bakıyorum. Bir uyumsuzluk var aslında. Yukarı çıkarken aşağıya hareketler var. Yani temkinli olmakta fayda var ama şöyle diyelim aşağıda arkadaşlar 124'ü aşağı kırmadığı müddetçe altında kapanışlar oluşmadığı müddetçe bu bölgede tekrar 125'ler, 124.9 gibi bu aralıkta seyredebilir. 123.900 burası önemli bir direnç, destek noktası. Kırılması demek kar realizasyonlarına yakın anlamına gelir. Bunu da izliyor olacağız. Hemen ben buradan arkadaşlar hisselere geçmek istiyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Hemen günlükten yola çıkalım. Öğrencilerimizden sağ olsun, daha doğrusu eğitime katılan arkadaşlarımızdan bize çok güzel uyarılar geldi. Biz Koç Holding'i uzunca bir süredir olumlu görüyoruz biliyorsunuz. Dün sağ olsunlar Ahmet ve Mustafa arkadaşım. Koç Holding'i uzun bir süredir biliyorsunuz. Neredeyse şu dipten beri biz Koç Holding diyoruz ve çok da güzel prim yaptığını görüyorsunuz. Yani bizim bahsetmiş olduğumuz hisseler endeksin üzerinde getirmeye devam ediyor. Endeks 100'lerin üzerindeyken bakın
Koçalık %41 neredeyse eklemiş. Çok güzel bir noktaya değinmişler. Bugün dünden iyi olduğundan bahsetmiştik ama bakın. Evet bugün güzel açtı. Hatta nereden baksanız %1'in üzerinde güzel açtı. Ama geldiği nokta bakın arkadaşlar. 17.35. Bu HDTR'ye göre ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel yakalamışlar. Mustafa ile Ahmet arkadaşım. HDTR'yi çalıştırmışlar. Demişler ki Halil abi geldiğiniz noktada HDTR kaç? Koç Holding'de 2800. Bugüne kadar HDTR Koç Holding'de bakın daha önce gördüğü seviyeler. Kaç? 2100. Bakın 2100. 1300. Pardon 2100. 2300. 2000. 2100. Şimdi bakacağız. Dönüp biraz daha şöyle bir bakalım biraz daha. Tarihinde böyle bir hareket var mı? Görüyorsunuz yok. Yani bu şunu bana hatırlattılar sağ olsunlar. Benim gözümden kaçmış sonuçta HDTR'yi burada koymamıştım göstergeye ama HDTR'nin bir yerde gücünü de gösteriyor. Bakın. İlk tepeyi gördükten sonra kar realizasyonu gelmiş. İkinci tepeyi yapmış ama bitmiş artık. Demek ki Koç Holding'de şu an için kısa vadede işin yolun sonuna gelindi. Yine aynı şekilde bakın şuradaki tepe ve arkasından kar realizasyonu. Hatta ciddi kar realizasyonları olmuş. Bakın yine en son burada biz paylaşmıştık arkadaşlar HDTR'ye göre. Bakın bu önemli bir direnç. Buradan kar realizasyonu bekliyoruz. Endeksin de zirveyi gördüğü bir dönemde uzun süreli kar realizasyonu bekliyoruz demiştik. Geldi. Görüyorsunuz o tarih Ocak. 2018 Ocak. Ve sonrasında ciddi bir kar realizasyonu geldi. Yine aynı şekilde HDTR'ye baktığımızda bakın diplerden de çok güzel bize alışlar verdi. Bakın şurada diplerden de çok güzel alışlar verdi. İkinci dipte zaten HDTR'nin aynı zamanda RSI'daki gibi bir özelliği var. Fiyatlar düşerken eğer göstergeler yukarı yapıyorsa burası çok güçlü bir trend dönüşünü işaret eder diyorduk. Bakın gördüğünüz gibi buradan itibaren de biz hep olumluyuz. %40 prim yapan bir durum söz konusu hissede. Geçmişe dönüp baktığınızda da HDTR'de bunu göreceksiniz. Şimdi HDTR ile ilgili çok detaylı bir video hazırlıyorum. Bunu eğitimlerimizde anlatıp aynı zamanda eğitimlerimize katılan ve şunu da söylemek istiyorum. İnternet eğitimimizi alan arkadaşlara da önümüzdeki günlerde 2-3 tane daha çok detaylı iyi olduğunu düşündüğüm ve uygulamaya koyduğumuz çalışmalar olacak, videolar olacak. Bunları bizden isteyebilirler. Ama ben bitirince bunları göndereceğim. Duyurusunu yapacağım. Hemen şimdiden söylemeyeyim ama daha doğrusu hemen isteyin diye bir şey yok. Çünkü bitirdikten sonra bu 2-3 videoyu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen evet HDTR'nin geldiği seviyeye göre Koç Holding'deki kar realizasyonu yakın. Ha, şimdi en azından 16.70'in altında günlük kapanış görecek olursak bu kar realizasyonuna girecek. Şimdilik uzak durmak gerekir diyeceğiz. Koç Holding için. Bunu da bir yorum olarak verelim. Bakın HDTR'nin zaten oldukça fazla özelliği var. Biliyorsunuz daha ortada hiçbir şey yokken Garanti Bankası HDTR için ne demiştik? Benzer bir hareket. Bakın. Benzer bir hareket. Şunu da görüyorsunuz. Daha önceden gördüğü tepeler düzeltmeler. Gördüğü tepeler düzeltmeler. Yine Ocak'ta demiştik ki bu hisseden artık uzak durmak lazım. Garanti Bankası görüyorsunuz. 12'den itibaren ciddi bir çöküş başladı. Ha artık HDTR'ye göre de geçen hafta, ondan önceki hafta daha doğrusu dip olduğunu ve Merkez Bankası'nın faiz arttırımı ile aslında bankacılık sektörünün beklediği o kötü fiyatlamada bir yerde gerçekleşmiş oldu. Fiyatlama sonrası ciddi tepkiler oldu ve biz de burada bunu paylaşmıştık. Şimdi burada da büyük ihtimalle HDTR ilk defa uzun bir süre sonra artıya geçmek üzere ama zorlanacağı bölgeler geçebilir mi? Evet geçebilir. Geçmesi halinde kritik 2-3 güne gireceğiz. Çarşambadan sonra eğer Garanti Bankası 6.80'ler üzerinde kalıyorsa bu hareket biraz da yaklaşık Şubat ayından beri, Ocak ayından beri başlayan düşüşünü tamamlamış ama uzun süren bir dip sürecini, akümülasyon dönemini gündeme getirebilir. Ne demek? Yani bu bölgede
belki 7'nin üzerinde ama aşağıda da 6'nın altında oluşabilecek şöyle yatay bir piyasa. Yani şöyle bir, daha şuradan alalım. Bakın, şöyle uzun bir dönem gerçekleşecek bu bantta. Bu bantta gerçekleşebilecek bir dip sürecinden bahsediyor olacağız arkadaşlar Garanti Bankası'nda. Şöyle bir dip süreci, belki birkaç ay sürecek. Sonrasında belki de olumlu gelişmeler oldu inşallah. Toparlama sürecini görürüz birlikte. Evet, bir hisse daha söylemiştik. Uzunca bir süredir uzak durmak gerekir dediğimiz, endeksin altında getiriler, endeks yükselirken toparlayamayacağını düşündüğümüz Vakıfbank arkadaşlar. Bakın Vakıfbank'ta da HDTR'ye göre baktığımızda o dönem yine, bakın hep uyarılarda bulunmuştuk. Tarihi zirvelerde. Bugüne kadar hiç bu aralıkları görmedi. Görmediği için de ciddi riskler var. Uzak durmak gerekir dediğimiz günlerde hatırlayacaksınız arkadaşlar. 7.5'lardan neredeyse 3'lere kadar gelen hareket. Biliyorsunuz geçen haftadan itibaren Vakıfbank'a dikkat çekiyoruz. Bugün yanılmıyorsam piyasanın şöyle baktığımda en fazla yükselen hem kamu bankası, bakın %6 yaptı arkadaşlar. Hem de diğer kağıtlara bakıyorum. Diğer kağıtlarda da güzel hareketler var. Hem de piyasa için umut vermesi anlamında iyi bir görüntü. Bizim Halil Reçber neredeydi? YouTube sayfamızdan dünkü yorumlarımıza, ondan önceki günlerdeki yapmış olduğunuz detaylı yorumlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 7 Ekim'de İstanbul eğitimimiz var. 14 Ekim'de İzmir eğitimimiz var. Bu konuların hepsini detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Olabildiğince basit yöntemlerle sizlerle paylaşıyoruz. Ve tabii tekrar ben hisselere şöyle dönmek istiyorum. Mesela otokar demiştik hafta sonu için. Herhalde gördüğüm kadarıyla bir takım haberler çıkmış. Şöyle bir bakalım. Otokar. Bank otomotiv sektörüyle ilgili yanılmıyorsam bir gelişme var. Bakın çok süper açılışlar yaptı ki zaten biliyorsunuz şu tabloda dünkü videomuza bakarsanız göreceksiniz. Gene 2 saniyede falan bulduğumuz bir kağıt. Çünkü bakın arkadaşlar şimdi şöyle söylüyoruz aslında orada da yanlış anlaşılma olmasın. Gördüğünüz gibi dün 17-18 dakikada yanılmıyorsam kaç hisseye baktık? 400 hisseye baktık. İçinden neredeyse 50'ye yakın 40 hisse bulduk. 40 hisse bulduk. Hisselerin çoğu kötüydü ama bizim bulduğumuz hisselere bakıyorum şu an için gayet güzel prim yapan hisseler var. En azından Vakıfbank'a baktığımızda bakın ne demiştik? Tabii camlar bir süredir negatifti. Olumlu olmaya başladı. Görüyorsunuz. Bunun en azından şu an için bize görüyorsunuz Anadolu Cam en fazla en iyi gördüğümüz kağıtlardan bir tanesiydi. Başka şöyle bakıyorum. Garanti Bankası için olumlu beklentimizi koruduğumuzdan bahsetmiştik. Ha burada Froto garanti zaten biraz önce yorumladığımız. Froto gayet iyi. Bakıyorum. Evet gayet iyi. Onun dışında yanılmıyorsam Yunusay iyi. Yapı kredi bankaların hepsine dair zaten bir olumlu beklenti içinde olduğumuzdan bahsetmiştik. Doğan Holding için yanılmıyorsam bir dikkat etmek gerekir demiştik. Doğan. Ortada ama dikkat etmek lazım. Evet tepki geliyor. Güzel. Şimdi hisseler yönelik tabii çalışmamız yine devam edecek ama şimdilik bunları paylaşalım. Deva için bakayım. Evet Deva da güzel. Deva'da da detaylı çalışmalar yapmıştık yanılmıyorsam. Gördüğümüz müddetçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aksu'ya şöyle bir bakayım. Mükemmel. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Paylaşımımız devam edecek. Özellikle Euro dolar, altın, petrol, dolar TL bunlarla ilgili de çalışmalarımızı izleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.